Gelişmiş ülkelerde yaşayan çocuklar için bilgisayarlar eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Hemen her derste bilgisayar ve interneti kullanan öğrenciler sınırsız bilgiye kolayca erişebilirler. Ancak durum ne yazık ki her ülkede aynı değil. Brezilya'da yaşayan 10 yaşındaki Guilherme Santiago, dar gelirli bir ailenin 4 çocuğundan biriydi. Yaşadıkları bölgede okullar da insanlar kadar kısıtlı imkanlara sahipti ve iletişim olanakları çok azdı. Guilherme, bir alışveriş merkezinde çekilen görüntülerinin internette yayınlanmasının ardından viral hale geldi ve onun için çok şey değişti. 5. sınıfa giden çocuk sık sık alışveriş merkezindeki teknoloji mağazalarına giriyordu. Bir süre sonra çalışanların dikkatini çeken çocuğu Samsung mağazasındaki bir görevli videoya çekmeye karar verdi. Çocuk telefon ve tabletleri kurcalıyor ve sürekli önündeki kağıda bir şeyler yazıyordu. Henüz bir çocuk olduğu için mağaza çalışanları ona karşı çok ön yargılıydı. Kıyafetinden varlıklı olmadığı anlaşılıyordu. Onun hakkında ithamlarda bulunan bazıları telefonları çalabileceğini düşünüyordu. Sonunda mağaza müdürlerinden biri çocuğu çıkışta durdurarak neden sürekli oraya geldiğini sordu. Bu tavır karşısında önce endişelenen Guilherme, sonrasında kendisini sorgulayan adama ödev yaptığını söyledi. Ancak mağaza çalışanı neden ödevini orada yaptığını anlayamamıştı. Guilherme, ailesinin tablet ve bilgisayar alacak kadar parası olmadığını, üstelik evlerine internet bağlatmanın bile kendileri için büyük bir maliyet olduğunu anlattı. Okuduğu okulda yaklaşık 300 öğrenciye karşılık 10'a yakın bilgisayar vardı. Ancak asıl sorun internet hizmetiydi. Brezilya'da internet son derece pahalı olduğu için okul yönetimi internet erişimini kısıtlı tutuyor, hatta zaman zaman kesiyordu. Bu yüzden Guilherme ödevlerini yapmak için internet kullanmaya, teknoloji mağazalarına gidiyordu. Hikayesini anlatan çocuğa mağaza müdürü kullanabilmesi için daha uygun bir tablet gösterdi ve mağazada ödevini yapmasına izin verdi. Çocuktan izin alarak onu kaydettiği görüntüleri de bu hikayeyle birlikte internette paylaştı. Pek çok imkansızlık içinde olsa da küçük çocuğun eğitime bu kadar istekli ve fedakar olması insanların çok dikkatini çekti. Kısa zamanda milyonlarca kez izlenen video birçok yerde viral oldu. Öyle ki Samsung üst yönetimi kendi mağazalarında yaşanan bu olaydan haberdardı. Samsung, Guilherme ve ailesine hediye olarak 2 tablet gönderdi. Üstelik tabletlerin 2 yıllık sınırsız internet hizmeti bedeli de ödenmişti. Ailesi çocuklarının bu hediyeyle daha istekli hale geldiğini ve okulunda başarılı olmak için tüm gücüyle çalıştığını söyledi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.